Yeni videodan hepinize merhaba. Bugün hava gerçekten çok soğuk. Yani böyle balkona çıktığımda kemiklerim üşüyor. Yani öyle bir his var. Kar havası derler ya, sanırım öyle bir şey. İnşallah yağmaz. Biraz daha beklesin. Biz önümüzdeki hafta Aras'ın doktor kontrolü için İzmir'e gidiyoruz. O yüzden bir hafta daha bekleyebilirse yağmur, kar, çamur neyse artık. Kar yağmadığı sürece problem yok. Aras'cığım bugün saat 8:40 gece kalktı. Birazcık durum güncellemesi yapmak istedim. O yüzden de dedim ki videomu erkenden açayım, bir sohbet edelim. Aras'cığım maalesef cuma günü okuldan çıktıktan sonra biraz ateşi yükseldi. Ben neden olduğunu çözemedim. Ama tabii ki tedbirimi aldım, önlemimi aldım. Kıyafetlerini çıkarttım. Sadece altında bir boxer'ı, bir de atletik aldı. Çoraplarını da ayağında tuttum. Bilmiyorum yani, bazı doktorlar çoraplarını çıkarın diyor. Bazı doktorlar giydirin diyor. Eskiler hep derler ya, böyle ayakları buz gibi olur ateşi varken giydir diye. Giydirdim. Bilmiyorum, ben öyle tercih ettim. Ondan sonra gece boyunca takip ettik. Gece sürekli ateşi yükseldi. Yaklaşık 38,5-39'lara yükseldi. Normalde zaten ben 38'in altında hiçbir şekilde ateş düşürücü vermiyorum. 38'e kadar da vermedim. 38,3'e geldi ateşi. Ondan sonra bir doz verdim. Sonra birazcık rahatladı, dinlendi, uyumuş oldu. Gece sonra tekrardan kalktı. Saat 3 gibi. 3'te kalktıktan sonra da 5 gibi falan, 4,5 gibi falan tekrardan bir daha ateş düşürücü verdim. Onda da ateşi 39,1 mi neydi yani. Ondan sonra onu da verdikten sonra yine biraz bir uyku seansı oldu. Yani ateş düşürücünün aslında çocuğa en büyük sağladığı rahatlık uyku sanırım. Uyuyabildiği için dinlenebiliyor. Dinlendiğinde de vücut toparlanıyor ve iyileşmeye başlıyor. Şuraya koyayım, size anlatayım. O gün, o geceyi geçirdikten sonra ertesi gün oldu. Ertesi gün ben sürekli yine takipteydim. Yine ateşi gün içinde sürekli 38,5'larda falan da 38,7'lere çıktı. 39'u hiç görmedi çok şükür. Şimdi ben kendi açımdan ne yaptığımı söyleyeyim. Eğer çocuğumda ateş belirtisi görüyorsam hemen anında ilaç kullanmamaya çalışıyorum. Ateş düşürücü kullanmamaya çalışıyorum. Hemen doktora götürmemek düşüncesindeyim. Çünkü şu anda biliyorsunuz ki çok salgın hastalıklar var. Özellikle RSV virüsü var. Çok doktorların çok dikkat ettiği ve gerçekten çocuklara, bebeklere ciddi anlamda zarar veren bir hastalık bu. Yoğun bakıma kadar ilerleyen bir süreci var. O yüzden çok dikkat etmek lazım. Her yerde şu anda bu hastalığı taşıyan birileri olabilir. Bilmiyoruz kimde ne olduğunu. Ama belirtileri çok açık zaten. İnternetten ya da doktorunuzdan gerekli bilgi alabilirsiniz. Ben bu şekilde bir bilgi vermek doğru değil bence. Ben doğru bulmuyorum kendi adıma. Şimdi Aras'cığımın işte ateşi olduğu dönemlerde muhtemelen diyorum üst solunum yoluyla alakalı bir şeyler olmuştur gibi düşünüyorum. Çünkü mikrop kapma ihtimali çok yüksek. Ve kreşte olduğu için de kreşte sürekli hasta çocuklar var. Onlardan sürekli bir virüs alışverişi oluyor. Onlardan arası, Aras'tan onları ya da başka çocuklar aralarında. O yüzden ben de bunu hoş karşılıyordum zaten. Bir ara düşündüm, yani bu hastalık tam bir hastalık gibi değildi ama bu ateş beni birazcık bunalttı. Çünkü her hafta sonu bir şey var Aras'ta. Geçen hafta gözlerinde o yeşil çapaklanma oldu. Ondan önceki hafta 2 gün okula göndermedim. O haftada öksürüğü vardı. Çok şükür yani Aras'cığımın bağışıklığı kuvvetlendi. O yüzden de çok hastalıklarda böyle haftalarca sürmüyor. En fazla 3-4 gün sürüp geçiyor. Ama ben çok yıpranıyorum. Bir düşündüm, acaba okula artık göndermesem mi? Yani çünkü okula gittiği dönemde olmaya, daha sıklaşmaya başladı. Normalde bu kadar sık Aras hastalanmıyordu. Normalde senede kış girdikten sonra, işte kış girmeden ve kış sonuna kadar 3 kere falan hastalanıyordu toplam. Çünkü çocuğunuzu bilirsiniz yani az çok. Ama okula gitmezse de evde gerçekten çok çok zor artık. Çünkü okuldaki sisteme ve oradaki arkadaşlarına, ortamına alıştığı için evde onu bir şekilde zapt etmem lazım. Evet, aktiviteler, etkinlikler zaten yaptırıyorum ve yaptırırım da. Ama sıkıntı Aras'ın evde artık eskisi kadar sakin durmaması olacak büyük ihtimalle. Ve kurallara evde çok fazla uymuyor biliyorsunuz ki çocuklar. Dedim ki sonuçta bu virüsü öyle de böyle de vücut alacak. Dışarı çıkarmasam ya da okula götürmesem ne olur? Ne olur? Bir markete gitmek isterim. Arabaya bindirirken üşür, hasta olur. Yani her şeyden bir şey olabilir diye düşündüğüm için okula göndereceğim. O konuda bir
şeyim yok, geri çekilmiyorum yani, o konu öyle kalıyor. Ama şöyle bir durum var. Hani üşütme olasılığı yüksek gibi gördüm. Bu seferki hastalığında birazcık üşüttüğünü düşündüm. Ama şu anda çok şükür Allah'ım tekrar etmez inşallah. Dün uyudu. Saat 11-12'ye kadar birazcık yine 38, 37.8, 38.3, maksimum 38.5 çıktı yani. Ateşi vardı. Ama sonra saat 12'den şu ana kadar ateşi 37'nin üstüne hiç çıkmadı diyebilirim. 36.5, 36.7, 36.9, yani 37 maksimum ve çok mutluyum. Kendi kendine iyileşebildiğini görmek beni çok mutlu ediyor. Ve aynı zamanda ben şurup da vermedim, antibiyotik de başlamadım. Yani bilmiyorum, herkesin çocuğu tabii ki farklıdır ama antibiyotiğin etkileri çok ağır. Bir çocuğa verilen bir adet antibiyotiğin ileriki dönemde bağırsaklarına 2 yıllık bir zarar verdiği araştırmalar sonucunda ortaya çıkıyor. Ve çoğu doktor artık antibiyotiğin azaltılması ya da çok gerek olmadıkça antibiyotik yazılmaması gerektiğini savunuyor. Aynı şekilde ateş düşürücülerde. Ateş düşürücü zaten benim çok çok karşı olduğum bir şey. Vücudun savunma mekanizmasını tamamen siz kendi elinize avucunuza alıp yönetmeye çalışıyorsunuz. Bu da birazcık vücudun işleyişine ters olduğu için geri tepiyor. Ve o çocuğun hastalığı bir haftada geçmiyor, 2 haftada geçmiyor. Birazcık uzun sürüyor. Çünkü vücut savaşamıyor. Tam savaşacakken bir destek atıyorsunuz. Ateşi düşsün. Neden? Çünkü havale geçirir. Hani bu herkesteki görüş ayrılıkları farklı. Ben kendi çocuğum için bunu uyguluyorum. Havale geçirmesini doktorun bize söylediği kadarıyla havale geçirmek 39-40 derece ateşle olmaz. Havale 38 dereceyle de geçirilir. Hani önemli olan doğru takip edebilmek ve anı güzel bir şekilde, yani anı yakalayıp o anki durumu değerlendirip ona göre karar verebilmek, doğru kararları vermek çok önemli. Tabii ki çoğu doktor hala da risk almak istemiyor ve antibiyotik ateş düşürücüyü veriyor. Bunu al, dönüşümünü kullan, yanında da antibiyotini kullan, sabah akşam geçsin diyor. 10 gün kullan diyor. O hastalık 11. gün geçmiş oluyor. Yani bilmiyorum, herkesin görüşü farklı. Siz nasıl yapmak istiyorsanız öyle yapın. Benim nasıl yaptığım çok da kimseyi irdelemiyor. Kimsenin anneliğini sorgulamasın. Herkes kendi anneliğini baş başa ve herkes kendi kararlarını vermekte de özgür. Ben bu şekilde yapıyorum ve kendimce doğru yolu bulduğumu düşünüyorum. Aras için de en iyisinin bu olduğunu düşünüyorum. Zaten Aras'ın biliyorsunuz gibi hastalığı var. Bunu çok fazla söylemedim ama bu hastalıktan dolayı da çok fazla ilaç kullanmaması, değerlerinin çok fazla değişmemesi gerekiyor. Hastalık dönemlerinde maalesef ki değerleri çok oynuyor yerinden. Ama ilaç vücuda girdikten sonra da kalbe zararı var, bağırsaklara zararı var, mideye zararı var. Hani o ilaç sadece sizin boğazlarındaki enfeksiyonu aslında iyileştirmiyor, başka şeylere de hastalık yapabiliyor ya da zarar verebiliyor. Dikkat etmek gerekiyor. Biz o yüzden çok tedbirli davranıyoruz bu konuda. Elimizden geldiğince diyeyim. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Bu kadar çok konuştum. Of, ne kadar çok konuştum. Şimdi artık günümüze başlayabiliriz. Evim çok dağınık çünkü dün hep Aras'la ilgilendim. Çok şükür bugün de gayet iyi durumda Aras'cığım. Gece bu arada sadece altına geceliğinin altını giydirdim. Yani sadece atletle uyudu. O şekilde biraz da aslında kontrol altına alabildik. Yoksa böyle kalın kalın giydirip üstünü çok çok örtseydim belki yine ateşi yükselebilirdi. Bilmiyorum. İşte böyle durumlar bizde. Şimdi hızlıca bir ev turu. Ardından da sizinle beraber evimizi toparlayalım. Burası birazcık sadece dağınık. Birazcık masa silinmesi lazım. Eşim ayakkabılarını çamur yapmış. Onları güzel temizledim. Kurumaya aldım. Ne oluyor? Bekledim bekledim. Açılmadı mı? Bir daha aç anneciğim. Aras'ım da tablet oynamak istedi. O yüzden şimdi o tabletini oynuyor. Evet, tezgahımın üstü de bu şekilde. Birazcık dağınık. Çöpler dolduğu için orası maalesef kötü duruyor. Ama yapabileceğim bir şey yok. Hemen halledeceğim şimdi buraları. İlk önce mutfaktan başlayacağız. Diğer odaları biliyorsunuz. Biraz daha geç yapıyorum. Çünkü kahvaltımızı daha yapmadık biz. Giriş kısmı da bu şekilde. Bunlar toparlanacak. Bu makine tıka basa dolu. Yan tarafta bir dünya çamaşır var. Buranın üstü çok dağınık. Buraları toparlamam lazım.
Oturma odasında durum kontrol altında diyebilirim. Bunlar sadece Aras'ın odasına gidecek. Ateş ölçerimiz bu, olmazsa olmazımız. Burası da bu şekilde. Birazcık dağınık. Artık bugün güzelce bir her yeri toparlayalım. Artık güne güzel başlamak istiyorum. Hava işte bugün böyle kapalı bir hava var. Bulutlu. Kötü bir hava Afyon'da. Thank you.
Saatlerimiz 3'ü geçti. Aras'cığım, anne ben yoruldum, uykum geldi dedi. Öyle olunca birazcık salladım. Uyudu. Şimdi o yatsın. Ateşi yok bu arada. 36,7 alından ölçtüğümde. Koltuk altından 37,3 çıktı. Yarım derece fark ediyor koltuk altıyla. Şimdi çamaşır attım. Ama onları gösteremedim. Aras o ara çok uyusuzdu. Şöyle koyu renkli çamaşırlar vardı. Bunları yıkadım. Aras'a bu arada takım aldık yeni. Şurada Spider-Man takım istedi. İlk defa aslında Spider-Man'li bir takımı var. Yani hiç daha önce bilmiyordu Spider-Man'ı. Nereden öğrendi bilmiyorum. Öyle işte buralara astım. Birazcık modum düştü. Aras böyle uyuyunca. Uyuması pek hayra alamet değil. Bakalım. Vücut direniyor. Hadi diren diren Aras diyor. Biraz daha diyor. İnşallah hastalıksız ilerleriz. Tavuk çıkardım. Yemeğim de vardı zaten. Hazır şimdi Aras uyumuşken ben de birazcık dinlenmek istiyorum. Hem bu videoyu düzenlerim biraz. Bu ara izlenmelerim düştü. Çünkü temizlik yapmıyorum. Ya yani temizlik seven bir kesim var. Neden temizlik videoları çok seviliyor bilmiyorum. Ama temizlik videoları sanırım motivasyon videosu gibi oluyor. Yani karşı tarafta izleyen kişiyi de motive ediyor ve o da temizlik yapıyor. Ben böyle düşünüyorum yani. Ama buna da şükür. Çok şükür. Şimdi artık birazcık dinleneyim. Sonra artık akşam tekrar görüşürüz. Arasçım hala uyuyor. Ben de hemen bulaşıkları halledeceğim. Makinedekiler bitti. Şimdi burada kahvaltı bulaşıkları var. Onları bir yerleştireyim. Zaten yine mutfakta geçen bir gün oldu. Hiçbir şey yapamadım bugün yine. Hadi bakalım. Aras neredesin? Buradaymış. Aras'cığım uyandı. Şimdi ben ona makarna yapıyorum. Canı makarna istemiş. Güzelce makarnasını yesin. Ondan sonra ben de yemeğimi ilave yapacağım. Dünkü menümü göstereyim hemen bir. Dün biz dışarıdan yedik. O yüzden bunlar kaldı. Yanına da şimdi hemen şu tavuğu güzel bir hemen dilimleyeceğim. Çok böyle küçük dilim yapmayacağım. Büyük dilim yapacağım. Onu güzel bir yağlı bir sotelerim. Biraz da kremam vardı. Kremayı da dökerim. Kremalı bir tavuk yemeği yaparım. Bunlar da yanına ilave. Hayır, onları elleme lütfen. Makarna istedin. Sen bu makarnayı çok mu seviyorsun? Ay yapma öyle. Pis çocuklar öyle yapıyor.
yapıyormuş. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Artık bugün bu videoyu burada sonlandırıyorum. Çünkü Aras'cığımla birazcık vakit geçirmek istiyorum. Yarın inşallah eğer kendini iyi hissederse okula götüreceğim Aras'ı. Ödevi var. Ödevini yaptıracağım akşam. Bir de yemek yiyeceğiz. Bizim rutin günlük hayatımız. Valla bilmiyorum hoşunuza gidiyor mu? Her gün aynı şeyleri yapıyorum. Artık bunu çekmek de biraz şey geliyor, saçma geliyor her gün aynı şeyleri yaptığımda. En azından temizlik yaptığımda, düzen yaptığımda, işte alışveriş yaptığımda çekmek daha mantıklı geliyor. Okul yok. Yarın anneciğim okul, bugün değil. Evet, artık videomu kapatıyorum. İnşallah yeni videoda görüşürüz. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.